Evet, ilk oturumda aslında şunu yapmaya çalıştım. Yani Türk devleti ve milletinin sosyo oluşumunu bir tarihsel özetle birlikte anlatmaya çalıştım. Şimdi de Türk öznesinin, Türk bireyinin psiko oluşumu dediğim süreci anlatmaya çalışacağım. Yani insan neden Türkleşir? İşte deminki anlattığım yapısal Türkçülük ile ilgili olarak Türklüğe geçmek, Türk olmak büyük reel ve potansiyel avantajlar, imtiyazlar sunmaktadır. Ve böylece gerçekten de milyonlarca insan 1920'lerden başlayarak yani etnik olarak Türk olmayan milyonlarca insan zaman içinde Türkleşmiştir. Fakat bu neden Türkleşir sorusunun yanında bir de nasıl Türkleşir sorusu da var ve bu da bence önemli. Ki bu da bizi aslında işte Türklüğün, Türk öznesinin psiko oluşumu meselesine getiriyor. Yani insan nasıl Türkleşir? Sözleşme içi olmak ne demektir? Şimdi bu Türklük Sözleşmesi veya yapısal Türkçülük Türkleşenlerden belli Türklük performansları bekliyor. Farklı kurumlar var. İşte farklı alanlar var. Farklı sahneler var. Ve bu her kurumun, her alanın, diyelim ki aile, işte cami, okul, akademi, adalet, yargı, siyaset, ekonomi, aklınıza ne gelirse, kurum veya alan, her bir kurumun veya alanın kendine özgü Türklük kuralları var ve Türklük beklentileri var. Ve bu kurumların ve bu alanların içinde büyüyen, sosyalleşen veya iş bulan, içinde yükselmek isteyen, kariyer yapmak isteyen, kariyerinde yükselmek isteyen insanlar bu farklı kurumların ve alanların Türklük kurallarını ve Türklük beklentilerini neredeyse inisiyatif bir şekilde, doğal bir şekilde hissederek, sezerek ve öğrenerek bunları içselleştirirler. Bu Türklük kurallarını ve belli şekillerde duygulanmayı, düşünmeyi, bilgilenmeyi, görmeyi, duymayı öğrenirler. Ve belli duygu, düşünce ve eylem hatları izlerler. Kendi bulundukları alanlarda ve kurumlarda. Yani mesela yargı düşünün. Yargıda bir hakim. Bir hakimden ne beklenir yargıda? Dürüst olması beklenir. Ve cesur olması beklenir. Etki altında kalmaması beklenir. Fakat aynı zamanda da bir Türk olarak karar vermesi beklenir. Aynı şekilde bir gazeteciden de cesur olması beklenir, dürüst olması beklenir, araştırmacı olması beklenir ama aynı zamanda da bir Türk olarak haber yapması beklenir. Şimdi dolayısıyla bu farklı alanlarda, kurumlardaki Türklük kuralları neredeyse bir oyun bilgisi olarak bunun içindeki oyuncular tarafından öğrenilir ve bu yatırım alanlarında, yani hepsi bir yatırım alanları sonuçta bunların. Bu Türklük şemaları, Türklük hatları birer sermaye işleri görür. Fakat bu Türklük Sözleşmesi'nin yani Türklük kurallarının ilginç ve bence önemli bir yönü buna sürekli aktif olarak katılmanın gerek olmamasıdır. Yani sürekli Türklüğü övmeniz, Türklüğü yüceltmeniz gerekmez. Bunu yapanlar da vardır tabii ki. Fakat Türklük Sözleşmesi'nin beklediği aslında daha alttan alta giden, daha örtük olan Türklük halleridir, Türklük biçimleridir, Türklük belki de performanslarıdır. Ki ben bunlara negatif performanslar diyorum. Yani Türklük belli şekillerde görmek, belli biçimlerde duygulanmak, ilgilenmek olduğu kadar aynı zamanda görmemek, duymamak, düşünmemek, ilgilenmemek ve bilmemektedir. Bilmemektir. Yani benim Türklüğün negatif halleri dediğim şeyler bunlara tekabül ediyor. Yani ve bunlara ben bir anlamda sözleşmeye pasif katılım diyorum ve bu negatif haller aslında yani bu yapmama halleri Türklük sözleşmesine katılımın zımni işaretlerini, örtük işaretlerini oluştururlar. Şimdi tabii bu nasıl oluyor? Yani bu bilmeme, görmeme nasıl oluyor? Bu farklı kurumlara ve farklı alanlardaki kişilere göre değişir. Fakat bana hep ilginç gelen bir şey. Mesela evrenselci aydınların, evrenselci ideolojilere veya dünya görüşlerine aidiyet hisseden aydınların kullandığı belli psikolojik mekanizmalar. Bunlar mesela bir İslamcı aydın, değil mi? İslamcının kendine göre bir evrenselciliği var. Aynı şekilde tabii ki Marksizm,
kendine göre bir evrenselciliği ve internasyonizm var. Hatta Kemalizmin bile kendine göre bir evrenselciliği var. Yani aydınlanmacılık, aklın üstünlüğü, bilimin üstünlüğü, laiklik bunun da var. Liberalizmin de var. Bütün bu ideolojilere mensup, kendini buna ait hisseden kişiler bu yani Türk-Türk Sözleşmesi'nin yasakladığı konulara veya ilgilenmenin yasak olduğu gruplarla ilgilenmemek için çeşitli mekanizmalar geliştiriyorlar. İdeolojik veya psikolojik yani ikisi birden mekanizmalar geliştiriyorlar. Mesela çok basit, hepimizin bildiği şeyler devam edersek örneklerden. Bir İslamcı Kürt meselesiyle ilgilenmemek için ne yapıyor? İslamcı ümmetçidir diyor. Fakat Kürtler kavimcilik yapıyor. Dolayısıyla onlar evrenselci değil. Ben çıkarsızım ama onlar kendi çıkarlarını korumaya çalışıyor. Veya bir Marksist genelde ne diyor? Ben internasyonalistim, ben çıkarsızım. Fakat belli gruplar, belli çıkarcı gruplar Kürtlerin içinde ki bunlar emperyalizmin etkisi altındadırlar veya belki de maşasıdırlar. Bunlar internasyonalist değil. Haklı olan benim, haksız olanlar onlar. Veya Kemalistler ne diyor? Bunlar gericidir, feodaldir vesaire. Bu çok hızlı yapılan ideolojik hamlelerle birlikte bütün bu konunun ağırlığından, büyüklüğünden çok hızlı bir şekilde kaçmış oluyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde kaçılıyor. Ve bunu soylu bir şekilde yapıyorsunuz. Yani bunu evrenselci bir pozla, evrenselci bir ideale yapmış oluyorsunuz. Bu evrenselci kaçış mekanizmaları derken bunu kastediyorum. Veya belki şeyden örnek verilebilir. Tarih alanından, tarihçilik alanından. Örneğin tarihçilikte Türk-Türk Sözleşmesi veya devlet şunu söylemez. Sürekli Türkleri öveceksiniz ve Türkleri tarihe gireceksiniz demez. Bunları tabii bunları yapan insanlar da vardır. Belli gruplar da vardır. Fakat bunların yaptığı tarihçilik genelde makbul tarihçilik değildir. Veya bunların yaptığı sosyoloji de genelde makbul sosyoloji değildir. Daha makbul tarihçiler, özellikle disiplinin kurucu isimlerine baktığımızda Türkiye'de Türklüğü övmezler, yüceltmezler. Yani belki bazı röportajlarda falan bir şeyler söylediler ama akademik çalışmalarına baktığımızda bunların genelde Türklükle ilgisi yoktur. Bunların neyle ilgilendiğinden ziyade neyle ilgilenmediğine bakmak, Türkiye'de tarihçiliğin, sosyolojinin veya diğer sosyal bilimlerin nasıl kurulduğunu ve eşlediğine dair daha iyi bir ipucu veriyor. Yani neyle ilgilenmemiş bunlar? Nelerden hiç bahsetmemişler? Yani işte bu negatif haller veya kaçış mekanizmaları derken bu tip şeyleri kastediyorum. Bunlar bence Türk-Türk Sözleşmesi'nin devamı için ve bu Türk-Türk Sözleşmesi'nin daha şık, daha güzel görünmesi için, daha sofistike görünmesi için çok önemli mekanizmalar. Bu negatif mekanizmalar. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda belli düşünceler ne işe yarar? Belli duygular ne işe yarar? Düşüncelerin arkasında ne gibi duygular vardır? Değil mi? Özellikle düşünceler ve duyguları genelde sosyal bilimlerde de böyle, gündelik hayatımızda da böyle ayırma eğilimindeyiz. Ama aslında özellikle Türk-Türk Sözleşmesi'nde baktığımızda pek çok düşüncenin arkasında aslında bir duygu görüyoruz. Veya bir duygudan kaçış görüyoruz. Belli bir duygudan kaçış görüyoruz. O duygudan kaçılarak belli bir düşünceye varılıyor ve o düşünce sanki duygudan bağımsızmış gibi sunuluyor ve paketleniyor. Yani siz aslında duyguya yer vermeden rasyonel bir akılla karar vermiş oluyorsunuz, yazmış ve düşünmüş oluyorsunuz. Fakat diğerleri örneğin işte bunu tabii feministler, kadınlar çok iyi biliyor. Kadınlara atfedilen duygusallık başka gruplara da atfedilebilir. Yani daha farklı ezilen gruplara ve alttaki gruplara da atfedilebilir. Yani rasyonel bir akılla duygusal bir akıl arasındaki fark. Ama tabii ki bu çerçevede baktığımızda bunun epey tartışmalı olduğunu, bu ayrımın epey tartışmalı olduğunu görebiliyoruz. Şimdi dolayısıyla bu sözleşme içindeki insanlar bu tip mekanizmalarla Türkleşiyorlar. Ama burada önemli bir şey, bu mekanizmaların, bu hatların, bu stratejilerin çoğu zaman bilinç dışı yöntemlerle, yani bilinç dışı bir şekilde sergilenmesidir. Bunlar kişi bunu Türklük yapayım, Türklüğü yücelteyim, böylece kariyerimde yükselirim diye yapmaz. Bu zaten artık onun karakteri haline gelmiştir. Neredeyse karakteri haline gelmiştir. Sözleşme içi olan kişilerin. Fakat bir de Türkiye'de sözleşme dışı insanlar var. Bunlar bir kere tabii ki az sayıları az da olsa hala var olan, belki yani 100 bin civarında, 150 bin civarında olan gayrimüslimler. Gayrimüslim şeyini kullanıyorum çünkü sözleşmenin bu tarihselliği anlamak açısından gayrimüslim ifadesi olan biteni aslında iyi anlatan bir ifade olduğu için ve hala anlattığı için bence bunu en azından belli tarihsel anlatılarda kullanmaya devam etmeliyiz diye düşünüyorum.
gayrimüslimler var ve tabii ki sözleşmeye direnmiş, sözleşmenin içine girmeyi reddetmiş büyük bir nüfus olan Kürtler var ya, veya Kürtlerin önemli bir bölümü var diyebiliriz. Şimdi bu iki grup sözleşme dışı. Fakat sözleşme dışı olmak her gün sözleşmenin hakim olduğu kurumlara, alanlara, sahnelere gelinmediği anlamına gelmiyor. Yani dolayısıyla şöyle bir şey, ben su metaforunu kullanıyorum. Aslında Türklük bir su. Ve Türkler suyun içindeki balık gibi, suyun içinde yaşıyorlar. Ve bu suyun çoğu zaman farkında değiller, suyun içindeki balık gibi. Suyun ağırlığını hissetmiyorlar. Fakat sözleşme dışı kişiler, gruplar bu suyun farkındalar. Çünkü her gün suyun içine gelip suyun dışına çıkıyorlar. Nasıl denize giderken ya herhangi bir yerde insan bakar değil mi, derin mi, işte kaya var mı, deniz kestanesi var mı, işte köpek balığı falan bilmem ne var mı, bunları düşünürsünüz ve suya girersiniz. Fakat suda hiçbir zaman evdeki gibi rahat olmazsınız. Hep bir sevseniz, hoşlansanız bile bazı şeylerden bir süre sonra çıkmak istersiniz. Çıkılması gerekir, çıkılır. Ve çıkıldığında da işte daha rahat kendinizi hissedersiniz. Şimdi bu sözleşme dışı ve içi olmak arasındaki fark böyle bir şey. Yani bugün gündelik hayatta Türkiye'de milyonlarca sözleşme dışı kişi her gün sözleşme içine, yani sözleşmenin hakim olduğu kurumlara, alanlara, sahnelere giriyorlar. Ve burada kendilerini gizlemek zorunda kalıyorlar. Kendilerini gizlemek derken belki kıyafetlerini gizliyorlar, dillerini gizliyorlar veya kısık sesle konuşuyorlar. Düşüncelerini kesinlikle gizliyorlar, duygularını gizliyorlar bu sahnelerde. Ve dolayısıyla ikili bir hayat yaşıyorlar. İkili bir hayat. Yani bir anlamda sözleşmenin içindeki bir hayatları var. Bir de sözleşmenin dışında mesela evlerine döndüklerinde veya kendi adlarına döndüklerinde sürdürdükleri başka bir hayat. Dolayısıyla bu farklılık, yani sözleşme dışı olmak, dolayısıyla doğal olarak sözleşmenin içinde kendi düşüncelerini ve duygularını söylemek çok riskli olduğu için, bu hayati bir tehlike sunabileceği için veya işinizden atılabileceğiniz için veya siz atılmasanız bile çocuğunuz atılabileceği, yani çocuğunuz işe alınmayacağı için sözleşme dışı insanlarda tarihsel bir ürkeklik, siliklik yaratıyor. Bu hani bunu ben söylüyorum tabii, bu ağır gelebilir belki duyanlara, ama hani bunu gerçekten de sözleşme dışı insanların kendi anlatılarına baktığımızda da bunun böyle olduğunu, belki de bu terimlerle, aynen bu terimlerle böyle olduğunu görebiliyoruz. Evet, ikili hayatlar ve saklı hayatlar dedim. Şimdi bu tabii ki bir de aynı zamanda bu sözleşme içi ve sözleşme dışı olan insanlar her gün sayısız şekilde karşı karşıya geliyorlar. Bir şekilde, bir çeşitli şekillerde. Ve bu bir etkileşim düzeni yaratıyor. Yani bu Irving Goffman'ın bir kavramı var, Interaction Order diye. Ben bunu biraz genişlettim. Biz bunu görmeyebiliriz çıplak gözle. Yani ne olacak? İşte iki insan karşılaştı. Fakat bu etkileşim düzeni, yani sözleşme dışı olan insanın sözleşme dışında olmasının bilinciyle hareket etmesi, sözleşme içiyle karşılaştığı anda, bu her zaman orada mevcut. Biz çıplak gözle görmesek bile bu her zaman orada mevcut. Sözleşme içi insan devletin kendi devleti olduğunu bilinciyle yetişiyor ve davranıyor. Ve bu belki sözlerine, duygularına, düşüncelerine yansıdığı kadar bedenine de, yani bedenini kullanma biçimine de yansıyor. Aynı şekilde devletin aslında kendi devleti olmadığı, milletin aslında kendi milleti olmadığı düşüncesi ve duygusu da diğer tarafta bir belli duygular ve belli beden ve ruh halleri yaratıyor. İşte interaction olur, yani etkileşim düzeni aslında bu şekilde gerçekleşiyor. Etkileşimler bu şekilde gerçekleşiyor. Ama dediğim gibi bu çıplak gözle görülen bir şey olmayabilir. Bunları görmek için başka açılardan bakmayı bilmek veya bunları öğrenmek gerekiyor. Şimdi tabii bütün bu süreç bir ideal tip aslında. Bütün bu anlattığım şey, hem tarihsel hem de gündelik anlamdaki Türklük. Türklük söylemesi bir ideal tip diyebiliriz buna. Bu değişiyor, sürekli değişiyor. Özellikle son 30 yılda benim Türklük krizi dediğim bir süreç yaşıyoruz. 80'lerden başlayarak çeşitli Kürt hareketi, çeşitli biçimler olan Kürt hareketi, silahlı veya sivil, entelektüel, kültürel, çeşitli biçimler olan Kürt hareketi ve 1990'lardan başlayarak Hrant Dink ve Agos'ta asıl olarak gördüğümüz Ermeni entelektüellerin yeni bir cüretkarlıkla ortaya çıkışıyla beraber Türkler demin bahsettiğim negatif halleri artık sürdüremez hale geldiler. Yani görmeme, duygulama, ilgilenmeme, bilmeme. Bu büyük bir giderek yoğunlaşan, giderek artan, güçlenen bir Türklük krizi yarattı. Yani tarih
sizin bildiğiniz gibi değil. Az çok bu söylendi Türklere. Bu aşağıdan gelen bir dinamikti. Bir de yukarıdan tabii o yıllarda özellikle 2000'lerde AKP'nin Kemalist resmi ideolojiyi yıkması, Kemalist veya Atatürkçü veya o devleti yıkması ve yerine kendi devletini kurmaya çalışması çabalarıyla paralel olarak biliyorsunuz büyük bir işte çeşitli açılımlar ortaya çıktı ve bu açılımlardan bir tanesi de Kürt, bir tanesi de Ermeni açılımıydı ve televizyonlarda bugünkü hiçbir şey izlenmeyen veya duyulmayan televizyonlarda o günlerde çok radikal düşünceler çok açık ve çok rahat bir şekilde söylenebiliyordu. Dolayısıyla bu hem yukarıdan hem de aşağıdan gelen bir dinamikle bir Türklük krizi ortaya çıktı. Ve bu negatif haller sürdürülememeye başladı. Bu şimdi herkesi etkiledi. Tabii bu 80'lerden beri başlayan şeyler. Devleti de etkiledi. Devlet işte Kürt realitesini tanımak zorunda kaldı. Çeşitli siyasi partiler çeşitli açılımlar yaptılar. Sadece AKP yapmadı. Daha önce mesela Sosyal Demokrat Halkçı Parti 90'ların başında Kürt açılımı diyebileceğimiz bir açılım yapmıştı. Kişiler düzeyinde tabii ki farklı tepkiler ortaya çıktı. Bazıları daha da katılaştı ve ulusalcılaştı. Daha da sağcılaştı. Ama bazı insanlar da ki tabii ki doğal olarak büyük çoğunluğu solcular arasından çıkıyor. Kendi benliklerini, kendi duygu ve düşünce dünyalarını sorgulamaya başladılar ve bunu büyük bir radikal bir dönüşüm izledi. Mesela bunu kitapta şöyle anlatıyorum. Yani 1970'lerde İsmail Beşikçi bir kişiyken yani akademide bu tip yani sözleşmeyi delen, sözleşmeye uymayan bir kişiyken işte 2010'lu yıllarda 16'da Barış Çin Akademisyenler Vakası'nda gördüğünüz üzere bu sayı binlere vardı. Herkes tabii ki İsmail Beşikçi kadar radikal bir dönüşümden geçmedi onu söylemiyorum ama bu 70'lerden 2010'lara gelen genelde bir büyük bir değişimin parçasıdır. Yani bir kişiden binlerce kişiye varmak. Çünkü imzacılar, bu bildirim imzacıları Türklük Sözleşmesi'nin katılaştırıldığı bir anda bunu söylediler ve yani tabii ki belki bu kadar cezalandırılacaklarını bilmiyorlardı ama bunun bir bedeli olacağını da çoğu imzacı biliyordu. Zaten ikinci imzacıların da en az birinci imzacılara kadar çok olması metne imza atanların bunu gösteriyor. Çünkü birinci imzadan sonra Tayyip Erdoğan'dan Sedat Peker'e kadar birçok tehdit açıklaması gelmişti zaten. Ve bunun üzerine ikinci imzacılar geldi. Dolayısıyla sözleşmeyi yani Ayn Rand'ın bahsettiği bir şey var veya Sokrates'ten devam ederek. Yani kendinle yaşayabilmek. Yani kendinle yalnız kaldığında, kendinle baş başa kaldığında huzurlu bir şekilde, bir can rahat bir şekilde yaşayabilmek. Demek ki şu olmuş son işte yıllarda, son 20 yılda insanlar tehlikelere rağmen belli şeyleri görmeye başlamışlar. Bir başka şeyler görmeye başlamışlar ve gördükleri şeyleri tehlikelere ve tehditlere ve bedellere rağmen görmezden gelemeyecek bir ahlak anlayışı, nosyonu geliştirmişler. Barış Akademisyenlere baktığımızda ben bunu görüyorum. Tabii son yıllara gelirsek, bitirirken işte Türklük Sözleşmesi'nin katılaştırılmasından bahsettim. Bu özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra AKP'nin aslında tek başına iktidarını kaybettiği, işte HDP'nin %13 aldığı dönemden sonra biliyorsunuz Kürt bölgelerinde çatışmalar başladı, savaş başladı. Ve ondan sonra aslında Türkiye'de aşırı sağcı bir koalisyon kuruldu. Yer yer yasal bir koalisyon, yani legal kağıt üstünde, yer yerde fiili bir koalisyon. İşte MHP'den, ulusalcılardan ve AKP'den oluşan aşırı sağcı bir koalisyon oluştu. Ve Türkiye'yi bunlar 5 yıldır az çok yönetiyorlar. Tabii bu Türk-Türk Sözleşmesi de bu koalisyon oluşmasının çok yakına alakası var. Yani bu tarihsel örüntülere baktığımızda bu otoriterleşme dalgasının arkasında bir tarihsel örüntü görüyoruz. Örneğin 1925'te ne yapıyor? İşte Sovyet isyanı başladığında Türk-Türk Sözleşmesi devreye giriyor ve Türk-Türk Sözleşmesi Türklerden sözleşmeye sadakat bekliyor. Ve bütün siyasi spektrum, diyelim ki o zamanki Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası buna destek veriyor. Türk-Türk Sözleşmesi'ne destek veriyor. Fakat sonra ne oluyor? İlk önce Kürtler eziliyor, bastırılıyor. Ama sonra orada durmuyor. Dönüp bu sefer Türkiye'nin içindeki muhalifler de eziliyor ve bastırılıyor. Bu 1920'lerde, 30'larda gördüğümüz bir şey. 90'larda kısmen gördüğümüz bir şey. 2015'ten sonra da çok açık gördüğümüz bir şey. 2015'ten sonra bütün bir muhalefet neredeyse radikal muhalefet dışında AKP'ye ve MHP'ye ve ulusalcılara destek verdi. Sözleşmenin arkasında durdu. Ama bu
sözleşmeyle birlikte artan otoriterleşme dalgası sadece tabii ki Kürtleri veya Kürt hareketini ezmekle kalmadı. Selahattin Demirtaş'ı, Figen Yüksekdağ'ı ve diğer HDP'lileri hapsetmekle kalmadı. Sonra ne oldu? Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu linç edildi. Linç edilmeye çalışıldı. Ve bu linç edenler bildiğim kadarıyla doğru dürüst bir ceza yaptırıma maruz kalmadılar. Bizzat Tayyip Erdoğan tarafından Meral Akşener hapsedilmekle, aynen Selahattin Demirtaş ona atıfta bulunarak seni de hapse atarım gibi bir tehdide maruz kaldı. Sadece HDP'li belediyeleri kayyum atanmadı. İşte son seçimlerde gördüğünüz üzere belediye seçimleri iptal edildi. Sadece CHP'lilere de değil, aynı şekilde AKP'li belediye başkanları, hatırlarsak çok hızlı geçtiği için bazen unutuluyor, AKP'li belediye başkanları istifa ettirildi, tehditlerle istifa ettirildi. Dolayısıyla Türklük Sözleşmesi bağlamında oluşan bir sertleşme, Kürtlerle sınırlı kalmayıp, yani sözleşme dışında sınırlı kalmayıp, sözleşme içine döndü ve oradan kazandığı, yani o sertleşmeyle kazandığı gücü içeriye kullandı ve kullanıyor. Ama tabii ki bu bir model. Yani benim burada anlatmaya çalıştığım kitapta da bir tarihsel, sosyolojik, psikolojik bir model. Yani bu model tarihin kendisi değil. Sadece tarih hakkında düşünmenin yollarından bir tanesi. Yani belli şeyleri görmemize mümkün kılıyor. Yoksa ne Türkiye tarihi Türklük Sözleşmesi'ne indirgenebilir, ne de hiç kimsenin varlığı Türklüğe indirgenebilir. Sadece dediğim gibi bir bakış açısıdır bu. Şunun için söylüyorum burada, yani bu sözleşme modeli de işte bu AKP'nin otoriterleşmesine kısmen açıklayabilir dediğim ve özetlediğim şeylerle, mekanizmalarla kısmen açıklayabilir. Fakat tabii ki tümünü açıklamıyor. Yani bu yeni, yani bizim karşılaştığımız şey bence bazı açılardan süreklilik arz etse de eskiden bugüne gelen, bazı açılardan tümüyle yeni. Hem dünyanın içinde olduğu, işte biliyoruz bu yeni dalgayı, işte pek çok isim veriliyor bu otoriterleşme dalgasına. Hem bununla alakalı. Hem bence dünya tarihinde belki hiç olmamış bir yolsuzluk, hem her, yani her ülkede böyle bu, inanılmaz bir yolsuzluk ve yozlaşma dünya ağı var dünyada ve Türkiye'de bunun merkez ülkelerinden bir tanesi. Otoriterleşmenin bu yolsuzluklarla ve büyük yozlaşmayla mutlaka alakası var. Tabii bu yolsuzlukları ve yozlaşmayı kapatmak çok önemli bir şey. Rusya'da da böyle, işte pek çok Türkiye'de de böyle, pek çok Macaristan'da böyle, Amerika'da böyle şu an buna tanık oluyoruz. Veya sadece Türklük krizi değil, erkeklik kriziyle tabii çok alakalı bütün bunlar. Brezilya'dan tutun Amerika'ya, işte yani bütün bu otoriterleşme dalgasında olduğu yerlerde erkeklik krizi de çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Seçilen insanlara da, yani Trump, Erdoğan, işte Bolsonaro, işte Modi, bütün bunlara baktığımızda güçlü bir erkek şeyi görüyoruz. Güçlü, acımasız bir erkek figürü görüyoruz. Dolayısıyla pek çok şeyle alakası var. Tabii ki İslamcılığın kendi tarihsel, ideolojik, duygusal kökenleriyle alakası var bu otoriterleşmenin. Yani Türklük Sözleşmesi de açıklanabileceğini söylemiyorum. Çok daha karmaşık bir şey. Türklük Sözleşmesi bunları sadece çok kolaylaştırıyor ve meşrulaştırıyor. Belki böyle bir işlevi olabilir. Son olarak gene Türklük Sözleşmesi'ni bitirirsek, tabii Türklük krizi var, bir de Türklük Sözleşmesi'nin krizi var. Bence Türklük Sözleşmesi şu an büyük bir kriz içinde. Çünkü sözleşmenin ayaklarından, önemli ayaklarından bir tanesi Türk devleti. Ne demiştik? Müslümanlar, Türkler bu devlete gerçekten bağlılar, bağlıydılar. Çünkü bu devlet onların işte 1912-22 neredeyse Hobsçu savaş ortamından çıkartmış, yeni bir devlet kurulmuş. O devlet dünyada sayılan, saygı değer bir devlet olmuş. O devlet bir sürü kurum oluşturmuş. Ve Türklük Sözleşmesi'ne uyulduğu ölçüde o kurumlar içinde, Türkler için söylüyorum sadece, o kurumlar içinde kendine saygıyı sürdürerek, karakterine, kendine, mesleğine saygıyı sürdürerek yükselebilmişsiniz o kurumlarda. Böyle bir avantaj sunmuş, böyle bir mekanizma sunmuş Türklük Sözleşmesi. Yani Mustafa Kemal'in, İsmet İnönü'nün ve diğerlerinin büyük başarısı bence bu. Yani sözleşme bağlamında düşünürsek. İşte AKP bu devleti, bu kurumları, bu kurumsal ağı, kurumsal aklı bütünüyle çökertmiş durumda. Ve şu an karşımızda popülist deniyor, başka şeyler söyleniyor ama bence daha ziyade mafyatik bir devlet var. Dolayısıyla bu yükselme, yani kendine saygıyı sürdürerek, mesleğine saygıyı sürdürerek yükselebileceği mekanizmalar kalmamış. Dolayısıyla şu anki rejim aynı zamanda bir karakter rejimi. Yani kimler yükselebiliyor baktığımızda çok net bir şekilde belli bir tipoloji görüyoruz. İster medyaya bakalım, ister siyasete, ister bürokrasiye, nereye bakarsak bakalım. Dolayısıyla ne oluyor, yani devletin çöküşüyle birlikte
Türklerin önemli bir bölümü yükselmekten yükselemiyorlar belli alanlarda. Veya kendi karakterlerini, mesleklerine saygıyı koruyarak yükselemiyorlar. Yani bu çok önemli, kişilerin kendine saygıyı sürdürebilmesi, saygın insanlar olabilmesi. İşte Türklük Sözleşmesi bu yüzden büyük bir kriz içinde ve Türkler belki de hiç olmadığı kadar şu an bölünmüş ve kamplaşmış durumda bu nedenle. Yani ben şöyle görüyorum, Sözcü gibi yayın organlarını bu bağlamda. Bu bölünmeyi kapatmak istiyorlar. Bu bölünmenin aslında ortadan kalkmasını istiyorlar. İki grup arasındaki ve gene Türklük bağlamında tabii bunu bir yapmaya çalışıyorlar. Çünkü bir tehlike seziyorlar muhtemelen öyle bakılırsa. Ama işte bu bölünme bence çok çok hayırlı bir bölünme olabilir. Çok hayırlı bir bölünme olabilir. Bundan işte sol siyasetler, radikal siyasetler biraz bundan yararlanmayabilirse, bunun üzerine düşünmeyebilirse ve biraz daha cesur olabilirse bu yarılmalar, bu kırıklar, bu yarıklar bu 100 yıllık sözleşmenin içinden çıkıp daha demokratik, daha eşitlikçi, daha özgür bir ülkenin ortaya çıkmasını mümkün kılabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Burada noktalıyorum.